İki Ağaç İçin'in bu bölümünde Pelingel Ağan ve Yusuf Yavuz, doğa sevdalısı, onurlu iki insanın Tuğba Günal'la Birhan Erkutlu'nun hayatını ve bu iki gencin sularına çok sayıda HES'le kelepçe vurulan Kumluca'nın can damarı Alakır'la kesişen öyküsünü anlatacak sizlere. İki Ağaç İçin başlıyor. Alakır Nehri, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Bey Dağları'nın yamacındaki Dereköy köyündeki kaynaktan başlar. Büyükalan köyünün Karaağaç mahallesindeki kaynakların oluşturduğu şelalelerle buluşan bu nehir, Kuzca ve Karacaören köylerinden geçerek Kumluca ile Finike'nin oluşturduğu ilçe sınırlarından Akdeniz'e kavuşur. Alakır Nehri, içinde bulunduğu 70 kilometre uzunluğundaki Alakır Vadisi ile sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmakta. Geçmişte 7'si vadinin içinde, ikisi sahilde olmak üzere antik Likya şehirlerine ve ovasına bereket taşıyan bu eşsiz nehir, içinde nadide sedir ormanlarını ve 1700 yaşındaki anıt sedir ağacını barındıran Dibek Tabiatı Koruma Alanı, eski su değirmenleri ve eski ahşap köprüler gibi değerlere de sahip. Doğası, kültürü ile bu eşsiz vadi 2006 yılından bu yana sayıları bugün 8'i bulan hidroelektrik santral projesiyle güzelliğini kaybetmek üzere. Bölgede HES'lerle ilgili en büyük mücadeleyi veren Alakır'a 2004 yılında huzur bulmak için yerleşen iki gençle tanıştırmak istiyoruz şimdi sizleri. Gelin Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Söğüt Cuma köyündeki Alakır Vadisi'ne gidip hem HES'lerin sonuçlarını görelim hem de bu çifti yakından tanıyalım. Vadiden aşağıya doğru sallandığımızda dereye yakın bir mesafede yol kenarında Birhan karşılıyor bizi. Bahçe kapısında barışçıl bir yaşamın izlerine rastlıyoruz. Biraz ilerlediğimizde gezi olaylarında kaybettiğimiz gençlerin isimleriyle karşılaşmak o kötü zamanlara geri götürüyor bizleri. Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan burada yazıyor pankartta. Uzun uzun bakıyoruz. İçeride küçük bir ev var. Kapıyı Tuğba açıyor bizlere. Sanki her zaman geldiğimiz bir yere gelmiş gibiyiz. İçeriye buyur ediliyoruz. Alıştığımız evlerden farklı burası. Tek bir odaya bir hayat sığdırılmış. Topraktan yapılmış bu odanın içerisinde bir evde aradığınız her şey var. Sofralar kurulur, Tuğba'nın yaptığı mis gibi çorba içilerek sohbete başlanır. Elektrik kullanılmayan bu evde mum ışığında saatlerce sohbet edilir, sohbetin tadına varılır. Doğanın dinginliği her şeyle içlerini işlemiş, kent yaşamından uzak kalmalarına karşın her şeyden haberdar olan, okuyan, araştıran Tuğba ve Birhan, çıraklık eserimiz dediği yuvalarında kendilerince eksik gördükleri birçok şeyi yuvalarının yakınında arkadaşları Elif ve Tayfun'un yaptığı diğer yuvada tamamlamışlar. Bizleri orada misafir ettiler. Sabah erkenden doğanın sessizliğine uyandık. Mis gibi bir kahvaltı sofrası bekliyordu yine bizleri. Dün yarım kalan sohbetimize kaldığımız yerden devam ettik. Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu, İstanbul'da yaşayan ancak birçoğumuz gibi yaşamlarında bir şeylerin ters gittiğine inanan iki genç. Lise yıllarında doğa gezilerinde tanışmışlar.
Tuğba Marmara Ekonomi Bölümü mezunu. Özel bir bankada çalışmış, sonrasında Birhan'la İstanbul'da bir kafe işletmiş. Birhan ise Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği terk. Eğitim sistemini eleştirdiği için fakülteyi yarıda bırakmış. Boş zamanlarında kendilerini doğada bulmuşlar. Tüketim alışkanlıklarını ve yaşamlarını sorgulamaya başladıklarında ise yollar onların yoldaşı olmuş. Dünyanın doğusundan Anadolu'nun dört bir köşesine kadar gezmişler. Üç temel ihtiyaçları olan sağlıklı içme suyu, güvenilir gıda ve sağlıklı ikame etme haklarının ellerinden alındığını fark eden bu gençler, dayatmalı yaşamdan kurtulmak istedikleri için doğa ananın kucağına atmışlar kendilerini. Şimdi aslında biz en temelinden başlamak istedik açıkçası. Yani bütün canlıların ortak en temel ihtiyacı neydi? Sağlıklı içme suyu, sağlıklı gıda ve sağlıklı barınma hakkı. Yaşadığımızda buna ulaşamadığımızı fark ettiğimiz anda bir seçim yapmak zorundaydık. Aslında bu bir zorunluluktu bizim için. Çünkü plastik şişelerin içinde ne olduğunu bilmediğimiz sular için içmek zorundaydık artık. Genetiğiyle oynanmış gıdalar da bize sunulan alternatif gıda hakkımız elimizden alınmıştı. Betonarme, hani tokivari diyebileceğimiz ortamlarla da büyük meblağlarda kira ödeyerek yaşamamız bekleniyordu. Şimdi bunları elde etmek zorunda. Yani her canlının içgüdüsel bir refleksi olarak görüyorum ben bunu. Hani barınma, gıda ve kuş da yaşam bunu yapıyor, karınca da bunu. Yani hep en sağlıklıya, kendi için en güvenli olan ortama gitmek ister. Bizim de aslında açıkçası yapmak istediğimiz buydu ve bunu, bu koşulları sağlayabilecek tek ortam doğa ananın kucağı, zaten bereketiyle bunları size hemen sağlıyor. Bunun için çok fazla bir çaba, bir para, herhangi bir fiziksel ya da ruhsal bir şey harcamanız da gerekmiyor. Çünkü on binlerce yıldır bütün canlılara bu dünya bakıyor. Onları harekete geçiren olay ise şu olmuş. Yine bir gün bir barış eylemiydi. George Bush yine 2004 yılı, 2003 yılı tam Irak'a girmeden az önceydi. Yine biz sokaklara gitmiştik, eylem yapıyorduk her zamanki gibi. Ve eve döndüğümüzde fark ettik ki hani biz bu sistemi besliyoruz. İşte yolda kullandığımız otobüslerin yakıtları için George Bush Irak'a giriyor. İnsanlar ve çocuklar öldürülüyor. Elektrik düğmesine bastığımız anda hidroelektrik santrallerinden geliyor. Yani hem dediğim gibi o üç temel hakkımız için yola çıkarken, bir de artık biz bu karşı durduğumuz düzeni besler halde olmak bizim bir ruhumuzu sıkmaya başlamış. Yani bu kanser eder cidden. Hani yediğimiz ürünler olması gibi bir de içimizdeki sesle dışımızdaki görüntünün uyumsuzluğunu ben bir kanser hücresi gibi görüyorum. Onun için kendi sağlığımız için, daha duyarlı olabilmek için ve başarılabilir ve olabilirliğini gösterebilmek için diğer bunu yapmak isteyen insanlara bir örnek olsun diye biz buna giriştik. Ama biz buraya ilk geldiğimizde o kadar büyülendik ki son anına denk gelmiştik. Burada çok o bilinen eski Anadolu'nun kadim kültürel kardeşlik ve birlik yardımlaşma imajı usulünde bir yaşama bulduk. Değirmenler dönüyor durmuş, hançımız katırını buğdayını sarmış geliyor, beraber birbirimize yardım ediyoruz. Ya yani o büyünün içinde biz bambaşka bir dünyada yaşamaya başlamıştık zaten. Döndüğüm anda elektrik düğmesine bastığımda bu savaşlar sürecekti. Çünkü bu enerji savaşıydı. İnsanlar televizyonlarda savaşta ölen çocukları, kadınları görünce üzülüyorlar ama onları öldüren bombaları tükettiklerimiz sayesinde bizler yapıyoruz. Biz bu savaşın içindeyiz. Biz de dürüstçe bunun dışında kalmak istedik. Bir kaçış değil, bilakis sorunun tam göbeğine gelmek istedik. Bir nevi kendimizle yüzleşmeyi amaçladık, diyor Birhan. Arkadaşlarıyla daha önce sık gittikleri Kumluca ilçesi sınırlarındaki Alakır Vadisi'nde yaşayacak toprak parçası ararlarken, hayatlarında dönüm noktası olacak Durmuş amca ve eşi Hamide teyze ile karşılaşırlar. Hamide teyzenin, "Çocuğum siz nereye gidiyorsunuz?" sorusuna, "Üzerinde yaşayacağımız toprak parçası arıyoruz." diye cevap veren gençlere, Hamide teyzenin cevabı ise onların aradıkları şeyin aslında nefes kadar yakınlarında olduğunu göstermiş. "E yavrum, üzerine bastığınız toprak değil mi?" Bu söz üzerine bu iki tatlı ihtiyarın evlerinin karşısındaki araziyi satın alarak Alakır'ın kenarına evlerini yapmışlar. İki gencin de Alakır sevdası böyle başlamış. Başka bir dünya mümkün diyen bu gençler, yuva adını verdikleri doğada bulunan atık maddelerden maddi ve manevi maliyeti az, sağlıklı bir ev yapmışlar. Kendilerine en yakın malzemeden yaptıkları yuvayı, Alakır'ın sularıyla kardıkları harçla sıvamışlar. En doğru malzeme, en yakın olan mantığıyla hareket etmişler.
Anadolu halkı da binlerce yıl böyle yaşamıştı. İstenirse çölde bile doğru malzemeyi bulabilirdi insan. Geldikleri kentte tüm ülkede yaşamı tek tipleştiren ve adına Toki denilen kurum eliyle inşa edilen evleri hızlı yemek restoranlarındaki gıdalara benzetiyorlardı. Aynı evlerde yaşayıp, aynı televizyon kanalını izleyerek aynı fikirleri savunan insanların hali onları şaşırtıyordu. Toki'siz bir mimarinin mümkün olabileceğini göstermek istediler. Tamamen doğal malzemeyle ve kendi elleriyle sıfır maliyetle inşa ettikleri yuvanın 20 yıldır aynı dünyayı yaşayan gençlerin önünde bir model olmasını istediler. Ve evin nasıl yapıldığını yazıya döküp bir kitapçık bastırdılar. Kitapçıkta tüm detaylarıyla evin nasıl yapılacağı anlatılıyor. Merak edenler aşağıda yazılı olan adrese girerek kitapçığa bakabilirler. Yuvanın antikapitalist bir proje olduğunu düşünen Birhan'a göre insanlar neredeyse 20 yıl boyunca taksite bağlanarak sağlıksız ve betonarme evlerde, üstelik de kendi tasarım zevkine yaşadığı yere hiç uyarlamadan yaşamaya mahkum ediliyorlar. Yuva, medeniyet hamağında sallanarak uyutulan, tüm yaşamı ellerinden alınan Anadolu insanı için uyanma zamanına işaret eden bir projeydi. Bir alarm zili, müteahhit, taşeron, kat ve rant cümlelerine veda edilebilecek eski unutulan bir dildi. Yuva doğadan ödünç alınmış, doğanın doğurduğu, zamanı gelince de tekrar annesine iade edilecek bir evdi. Deprem oldukça silkelenen, silkelendikçe kendine gelen bir ev. İçine satın alınan mobilyaların yerleştirilmesi mümkün olmayan, perdelerinin rengine göre duvarına tablo asamayacağınız bir ev. Antikapitalist bir ev. En temel insan hakkı olan barınma için ömrünüzü çürütmeyeceğiniz bir ev. Hep sorarlar ya, buralarda ev fiyatları nedir diye. Biz de biraz gülümseyelim ve böyle bir ev yapacaklara örnek olsun diye soruyoruz. Bu ev size ne kadara mal oldu diye. İşte aldığımız yanıt. Sorarlar ya, bir yere gidildiğinde burada daire fiyatları ne kadar abi filan, işte arsa fiyatları nasıl, işte çift daire mi, tek daire mi falan. Hani, burayı siz kaça mal ettiniz diye bir soru yöneltelim. Şimdi bu dediğimiz gibi, bu üç temel hakkını her canlı için biz bedava bir hak olduğuna inanıyoruz. Hı. Ama şu anda günümüzde dayatılan şeyler, yani sorguladığımız şeyler bizim. Hani insanın sağlıklı yemesi, içmesi, sağlıklı suya ve barınma hakkına ulaşımın bedava olması gerektiği üzerine kuruluydu. Onun için bu yuvayı bir proje olarak görüp, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak insanlarla da paylaşabilmek için bedavaya yakın bir fiyata getirdik. Çünkü neden? Hani kullandığınız bütün malzeme atık malzeme. Gördüğünüz kapılar, pencereler, lavabolar. Bunlar hep insanların şehirde tüketim alışkanlıklarından dolayı devamlı yenilemek istedikleri kapılar, pencereler, lavaboları hep attıkları aslında uzun süredir. Eskiye getir, yeniye götür anlayışıydı. Evet. Şehrin atıklarını, doğanın yine atık diyebileceğimiz, doğanın bize hediye ettiği parçalarla aslında bir enstalasyon yapıyoruz. Simyacılık da diyebiliriz buna. Hı-hı. Aslında o gözle baktığımız zaman var olan materyallerle birkaç dünya kurabiliriz. Şu andaki hesaplara göre birkaç dünya lazım deniyor ya. Hı-hı. Aslında. Başka bir bakış açısıyla baktığımız zaman da elimizde var olanlarla birkaç dünya kadar insan besleyebiliriz. Onlar hepsine sağlıklı gıda verebiliriz. Sağlıklı içme suyu verebiliriz ve sağlıklı barınma haklarını da elde edebilirler. Biz işte o görüşte çıktığımız için bedava yakın, çok sembolik, çok komik fiyatlar. Hep daha yani insanların normalde bir şehirde bir aylık kira masrafıyla biz bu evi yaptık. Birhan ve Tuğba, havasıyla insanın kemiklerini çürütmeyen, Alakır'ın son tanıklarından biri olan Durmuş amca ve Hamide teyzeden o kadar çok şey öğrenmiş ki. Durmuş amcadan toprağı sürmesini, ekini biçmesini, keçiyi sağmasını, Hamide teyzeden keçi kılından ip eğirmesini, kilim dokumasını. Öğrendikçe korkularını yenmişler. Öğrendikçe alınlarındaki gerilim yerini gülümsemeye bırakmış. Anadolu'nun kadim hayat bilgisini öğrendikçe kendilerini öğrenmişler. Durmuş amca Alakır'dan ebediyete göçüp gittiğinde ise arkasında saf tutanların arasında uzun saçlı, gitar çalan Alakır sevdalısı gençler varmış.
Tuğba ve Birhan elektrik kullanmıyor, televizyon izlemiyor. Evlerinin üzerine kurdukları güneş paneli ile sadece telefonlarını şarj edip radyo dinliyorlar. Tuvaletleri, mutfakları ve banyoları dışarıda. Yazın gün boyu çalışıyorlar. Kendi ürünlerini doğal yöntemlerle kendileri yetiştiriyorlar. Parasız saadet olmaz söylemini yerinden oynatan bu iki genç, bir sabah uyandıklarında ise bahçelerinin aşağısında homurtularla çalışan dev iş makinalarını görüyor. Kentin medeniyet tanrısına tapan ruhbanları, Alakır'ın sularının boşa aktığına karar vererek vadiye 8 tane HES yapılması için projeler hazırlamış. O gün Tuğba ve Birhan için kabus gibi geçmiş. İlerleyen günler de öyle. Alakır'ı korumak isteyen, bunun için mücadele etmeye karar veren Tuğba, Birhan ve dostları Alakır'ın çığlığını adeta tüm dünyaya duyurdu. Parasız bir yaşam sürme peşindeydiler. Ama 49 yıllığına kullanım hakkı özel şirketlere satılan suları korumak için, Alakır'ın özgür akmasını sağlayabilmek için açılan davalarda avukat ve bilirkişi ücretlerini ödemeleri gerekiyordu. Yılmadılar. Alakır'ın Sesi adında bir müzik grubu kurdular. Müzikten kazandıkları parayı doğanın huzurunun bozulmaması için harcadılar. Alakır şu anda içerisinde 8 HES bulunan, bunların 4'ü aktif olarak çalışan ve bu HES'ler nedeniyle suları borulara hapsedilen bir yer. Alakır Nehri'nin varlığıyla binlerce bitkinin var olduğu, çok sayıda canlının yaşadığı bu bölgedeki mücadelelerini herkes için, geleceğimiz için yapıyoruz diyor Birhan. Yani bunu herkes için bu mücadele yapıyoruz. Yani sadece ağacın değerini bilen değil, ağacın değerini bilmeyen bir takım şu anda idarede olan insanların çocukları için de biz bu mücadele yapıyoruz. Onların ne suçu var? Hani şimdi bu yıkım kararlarını verenlerin torunları onlar gibi mi düşünecek? Hayır, onlar bir akan bir nehir görmek isteyecekler, ben eminim. Yani bir ağaca sarılmak isteyecekler, eminim buna insan niye ihtiyacımız var? Yani öyle bir dünya olmayacak hiçbir zaman. Yani tamamen çölleştirdiğimiz, tamamen mekanikleştirdiğimiz bir dünyada insan hep ruhunu arayacak. Biz fiziksel bir robot değiliz yani. Biz doğadan, topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Bu kadar basit. Yani burada ötekileştirme de yok. Ben bütün bu mücadeleyi, bütün bu yapılan her şeyi herkes için yapıyoruz. Yani tüm insanlık için, tüm canlılar için. Yani bunu sadece herkes fark ettiği zaman bu dünya bir günde değişir. Başka bir dünya mümkün diyen bu gençler, dayatılmışın dışında bir yaşamın mümkün olabildiğini göstermek istemişler. Bu geliştirdiğimiz yeni tarım modelleriyle, ev mimari modelleriyle, yani insanlara alternatiflerin de mümkün olduğunu, başka bir dünyanın, hani dayatılmışın dışında, çünkü hepimiz onda büyüdük. Okullara gittik, bize belli değerler öğretildi. Sonra işte askere git, evlen, çocuk sahibi ol, iş sahibi ol, işte şöyle maaş al, sonra işte emekli ol, sonra hani öyle belirgin bir yol. Bir ezber yaratıldı ve o ezberin içinde insan sürekli kendini aramaya başladı. Diyorsun. Ama çok güzel bir hayat. Yani bu dünya çok güzel bir dünya ve çok yaşanılsı bir hayat var ve zenginlik dolu. İnanılmaz güzel bir hayat bu. Ve bunun mutlaka kıymetinin ve değerinin bilinmesi lazım. Yani çok ironik cidden bugün yaşadıklarımızla aslında yine yaşanan ama bizim fark etmediğimiz, görmediğimiz dünya arasında inanılmaz bir uçurum arttı. Çünkü çok güzel bir dünya var aslında. Çok bereketli, çok zengin. Kimse ne aç kalır, ne açıkta kalır. Herkes barış ve kardeşliğin huzur içinde yaşar. Yani insanca yaşamak çok mümkünken bu yapılanların anlamsızlığı üzerine biz de dediğiniz gibi hani bir takım şeylerle, yollarla, performanslarla, sanatı bunun için kullanarak, müziklerimizle buna bir şey yaratmak istiyoruz, bir soluk aldırmaya çalışıyoruz açıkçası. Hidroelektrik santralleri, taş ocakları gibi yıkım projelerini yapanlar, bunları yapmazsak enerjiniz olmaz, bunları yapmazsak ihtiyaçlarımız karşılanmaz gibi gerekçelerle çıkıyorlar insanların karşısına. Gerçekten bu yıkımlar olmadan yaşanılması bir dünya olamaz mı sorusunu yöneltiyoruz Birhan'a.
tür yıkım projelerini ortaya koyan, uygulamasını yapan işte siyasilerden tutalım da firmalara kadar hep şu argümanla insanlara bir karşılık veriyorlar. Yani elektriksiz mi yaşayalım ya da işte madem bu köprüyü yapıyoruz da işte niye üstünden geçiyorsunuz ya da yani yıkım bazı şeylerin gerekçesi olarak yani bir argüman olarak ortaya koyuluyor. Biz dün gece burada mum ışığında oturduk. Siz tabii ki bir güneş paneliniz var. Orada telefonunuzu, işte çeşitli küçük aletlerinizi, ev aletlerinizin enerji ihtiyacını karşılıyorsunuz. Yani elektriksiz mi yaşayalım sorusuna ne diyorsun sen? Vallahi harika olur diyorum. Ama tabii böyle bir dayatma mümkün değil. Hani ben çünkü elektriksizliğin aydınlığını deneyimlediğim için bundan çok memnunum. Ama bu mücadele kültürüne girince bir güneş paneli edindim ben de. Bir akıllı telefon, internet, Twitter, hani hepsine. Ve olan biten yıkımı paylaşmak için girdim. Hani bizim teknolojiye de elektrik gibi bir karşılığı yok. Yalnız şöyle, tabii bir şeye karşı olurken onun alternatifini de düşünüyoruz. Yani biz en azından öyle yaparız. Hani genelde bu yıkım taraftarı olanlar hiçbir zaman bunun alternatif düşünmeyip hep biz bunu yapacağız, dayatıyorlar ama bizim hani yaşamsal refleksimiz bunu el vermediği için biz cidden çok araştırdık bu konuda. Hani neler yapılabilir cidden. Tamam, dünya gerçekliği bu. Tamam, kabul ediyoruz. Hani benim sevdiğim, saydığım, kardeşim olarak gördüğüm canlılara çok zarar veriyorsunuz ama en azından bunu minimalize etmek, daha uyumlu, barışçıl hale getirmek için neler yapılabilir de araştırdığımda şunu gördük. Aslında kimse elektriksiz yaşamak zorunda değil. Hani bu bir yalan aslında. Ve bunun için devasa projeler, çılgın projelere de ihtiyaç yok. Herkes ya yerelde üretip, yerelde tükettiği zaman süreci ve yerel koşullara göre bu işi kökten çözüyorsun. Biz doğada yaşıyoruz ama burada istenirse elektrikli tüm aletler kullanılabilir. Bu bizim tercihimiz. Biz elektriksiz yaşamayı istiyoruz. Çünkü karanlığın içindeki aydınlığı gördük diyor Birhan. Dediğim gibi burada bizim aslında her şeyimiz olabilir. Hani insana ne istiyor? Plazma TV mi? Çamaşır mı? Olabilir yine. Yani bu bizim tercihimiz değil sadece. Birkaç tane daha fazla güneş paneli koyarız. Bunu sağlarız ya da rüzgarla destekleriz. Hani koca bir vadiyi yok edip buradan alıp bir enerjiyi bir yerlere kadar götürüp götürürken de yolda bunun %20'sini yitirip orada da tüketime teşvik edecek ve tasarruflu olarak teknolojiye ve ilme yatırım yapmayıp hala eski teknolojiler kullanarak bir birim harcayacak enerjide bir makineye 10 enerji harcatırsak bunun çözümü tabii olmaz. Mesela Almanya çok güzel bir şey yaptı bu anlamda. Dedi ki ben bütün bu enerji yatırımlarımı üniversitelere yatıracağım. Herkes dedi Allah Allah, şimdi bu kadar büyük bir sanayi, ekonomi, hani nasıl mümkün bu? Delirdiniz, nükleer santralleri kapatıyorsunuz falan. Aslında çok basit, çok mantıklı, nasıl düşünülemiyor, o ilginç olan o. O parayı mesela bir birim enerji harcayan bir teknolojik bir aletin, atıyorum çamaşır makinesinin 0.1'e indirgenmesi için bilimine ve teknolojiye, üniversite araştırmalarına yatırıyor. Şimdi diyor ki ben %5 büyüyeceğim yine diyor. Ama benim enerjim de onunla beraber orantı olarak %5 ihtiyacım, enerji ihtiyacım artmayacak diyor. Ben bunu %0 hatta eksiye çekeceğim diyor. Ve bunu kullanırken diyor yerel yapacağım diyor. Mesela artık inanılmaz böyle örnekler var. Bir fabrika Almanya'da tamamen güneş parayla kaplamışlar. Bir de artık teknoloji o kadar gelişti ki bir tanesi Picasso tablosuyla kaplamış. Bir tanesi böyle çim renkli desenli kaplamış. Çünkü onu istediğiniz şekli, istediğiniz rengi de verebiliyorsunuz. Nanoteknoloji var. Yani fakirlik deniyor ya, burada teknoloji, bilim fakirliğimiz var. Çünkü biz ilme, bilme yatırım yapmıyoruz. Biz zannediyoruz ki bu ilkel HES teknolojisi. Aslında bunu yaparak zengin kaynakların fakir bekçisi olmaya devam ediyoruz. Tabii yani yıkım aslında bunu. Yani tersinden düşünürsek. De. Fakirliğe doğru gidiyoruz. Yani bir süre sonra bu nehirler akmayıp kuraklık, afetler, erozyonlar bunlarla başa çıktığımız zaman kimin fakir, kimin zengin olduğu ortaya çıkacak zaten. Fakiriz evet. Birhan Erkutlu'nun da dediği gibi. Bu kadar büyük bir zenginliğin içindeyken nedir bu zenginliği yok etme telaşımız? Bu zenginliği yok etmeden olumlu bir şeye dönüştürememenin fakiriyiz. Teknolojinin fakiriyiz. Gelişmiş ülkeler yeni HES yatırımlarına izin vermiyorken, doğayı ön planda tutuyorken bizler doğanın talanına göz yumuyoruz ne yazık ki. Doğanın içinde birçok insanın yokluk olarak baktığı bir yaşamda kendini bolluk içinde, huzur içinde bulduğunu söylüyor Birhan. Hayattan beklentisini soruyoruz. Biraz ukala diyorduk ama ben ya dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi. Hani
hiç cidden hiçbir şeye ihtiyacım yok. Karun gibiyim diyorsun. Ha, yani hiçbir şey beklentim yok. Yani hiçbir şey, hani sorarsanız ya bir an ne istersin derse vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hani dünya için barış, kardeşlik isterim, o ayrı tabii ama kendi mülkiyetim için, kendim için hani neyin eksik? Zaten burada her şeye sahibim diyorsun. Fazlası var bende. Hani ben paylaşmaya çalışan bir adamım. Hani çünkü cidden bu ağır bir yük. Hani dediğim gibi hani birçok insan bu kadar sağlıklı ürüne, sağlıklı yaşama kavuşamaz. Bu hazineyi biraz sıfırlamak lazım evet, diyorsun. Evet yani dağıtmak paylaşmak lazım ve paylaşmamızın nedeni de zaten paylaşmaya çalışmamızın nedeni de o. Hani bu zenginliği herkes görsün, bu zenginliğin farkındalığında varsın ve bu zenginliği paylaşalım hep beraber. Burada her şeyim var. Aşılmış bazı şeyler. Her şeyin dünyevi kazanımlar olduğu fikri yok burada. Bir evim olsun, bir arabam olsun, şuyum olsun, buyum olsun gibi bir beklenti yok. Doğa ana öyle bir sarıyor ki insanı, barınmanı da, yemeğini de sağlıyor. Kendim için bir şey istemiyorum ama dünya için barış, kardeşlik ve huzur istiyorum diyor Birhan. İçlerindeki anarşist ruh ile başka bir dünya mümkün tezinden yola çıktıklarını anlatan Birhan Erkutlu ve Tuğba Günal, Alakır'a geldiklerinde ise aslında buradaki insanların bu ruhu taşıdıklarını şöyle anlatıyor. Ya ilk geldiğimde çünkü hani şehirden İstiklal'den gelirken hep böyle bir söylevdi bizde işte bağımsız olmak, özgür olmak, sürdürülebilir olmak, kimseye bağımlı kalmamak, muhtaç kalmamak. Hatta bu anarşist kavramla özdeşleri daha bireysel, daha şey olarak hani bağımsızlık. Gelip gördüğümde bir baktım Durmuş amca çok anarşist bir insan. En antikapitalist gördüğüm insan Hamide teyze. Yani biz o kadar bağırıyoruz, çağırıyoruz. Başka bir dünya mümkün. Biz boşuna bağırmışız diyorsun. Ya yaşıyorlar. Zaten onlar yaşıyorlar. Yaşıyorlar ve yani tamamen dünyanın geri kalanı yok olsa Durmuş yani amcanın yaşam kalitesinden. Köyde yaşayan bir nevi Asterix gibi işte hani bugünün diliyle söylersek en antikapitalist tamamen, insanları diyorsun. Ya umurlarında değil yani dünyanın geri kalanı yok olsa Durmuş amcanın yaşam kalitesinden bir tık bir şey değişmez. Büyükşehir yaşasanız tam da Durmuş amca gibi kalan son Hamide teyze gibi kalan son köylülerin de yaşamını aslında kente bağlayan tabii. Hani o bir nevi o ağın içerisine dahil eden bir süreç var. Yani sen o konuda ne düşünüyorsun? O süreç zaten aslında tamamlandı. Genelde bu politikalar yani önceden hani geliyor. Yasal olarak evet, tamamlıyorlar. Evet. Çünkü köy kalmadı zaten. Hani şirketlerin tamamen işgali altındayız. Önceden bütün uyguladıkları önceden politikalarla tarım, hayvancılık ve köydeki yaşamlarla ilgili uyguladıkları politikalarla insanları göçe zorlandı. Okullar kapatıldı. Çocuğu olan insanlar düşün hapis cezasıyla karşı karşıyayken okul kapatıldı. Ki burada bayağı bir imza toplandı, bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama yok kesinlikle. Hani okullar kapatıldı, taşıma eğitimi sisteme geçildi. Son kalan çocukluklardaki çocuk gelecektir zaten. Burada artık hiç çocuk yok. Geleceği yok buranın zaten. Yaşlılar yani, kaldı, yaşlılar da öldü. Vadiler, yaşam alanları, kırsal alan boşaltılınca buradaki alanlara bir anlamda şirketler gelip zaten sahip oldu amaç diyebilir oydu miyiz? Yani bunu söylememiz... Oydu. Yok bunu söylememiz zaten hani bırakın hani bunu sorgulamamız hiç amaç gerek yok. Amaç buydu diyorsun. Buydu yani amaç. Yani yaşam alanları insansızlaştırıldı evet. Önce daha sonra da oraya kolayca gelip birileri yatırım doğru, yapsın. Sağ ormanlara el koysun, tabii. Sulara, madenlere, taşlara, topraklara tabii. El koysun gibi. Çünkü baktığımız zaman yani biz değil de hani başka birisi baktığı zaman milyar dolarlar görüyor Alakır Vadisi. Yani şöyle bakıyor ya bütün bağışları kesip. Bütün bu suyu alıp, bütün madenlerini alıp şey yaparsak. Çünkü hani şehirde artık bir rant yok. Bir 10 yıllık yatırım aracı olarak görüyor tabii, orayı. Tabii. Şimdi artık buralara kadar geldi bu iş. Hani aslında bir devrin kapanmasına şahit oluyoruz. Yani bir sistem çöküyor. Çünkü o sistemin kaynakları tükeniyor artık. Kendini tüketiyor bir nevi. Hani Alakır kadar bakir bir vadinin, küçücük bir suyunun en başına kadar geldiyse artık bu iş zaten hani onun adına çivisi çıkmış. Çivisi çıkmıştır, bitmiştir. Endişesini taşıdığımız bir başka konuyu daha konuşuyoruz. Bütün şehir yasasını. Bu yasa ile 16.200 köy artık mahalle oldu. Orada bir köy var uzakta diyemeyeceğimiz, kırsalın, köylünün, tarımın kötü etkileneceği bir sürece giriyoruz. Büyükşehir yasası tam da Durmuş amca gibi kalan son
Hamide teyze gibi kalan son köylülerin de yaşamını aslında kente bağlayan, evet, hani o bir nevi o ağın içerisine dahil eden bir süreç var. Yani sen o konuda ne düşünüyorsun? O süreç zaten aslında tamamlandı. Genelde bu politikalar yani önceden hani geliyor. Yasal olarak tamamlıyorlar. Evet, evet. Çünkü köy kalmadı zaten. Hani şirketlerin tamamen işgali altındayız. Önceden bütün uyguladıkları önceden politikalarla, tarım, hayvancılık ve köydeki yaşamlarla ilgili bu uyguladıkları politikalarla insanları göçe zorlandı. Okullar kapatıldı. Çocuğu olan insanlar düşün hapis cezasıyla karşı karşıyayken okul kapatıldı. Ki burada bayağı bir imza toplandı, bir şeyler yapılmaya çalıştı ama yok kesinlikle. Yani okullar kapatıldı, taşıma eğitimi sisteme geçildi. Son kalan çocukluklardaki çocuk gelecektir zaten. Burada artık hiç çocuk yok. Geleceği yok buranın zaten. Yaşlılar kaldı, yani yaşlılar da öyle. Vadiler, yaşam alanları, kırsal alan boşaltılınca buradaki alanlara bir anlamda şirketler gelip zaten sahip oldu diyebilir miyiz? Yani bunu söylememiz... Yok, bunu söylememiz zaten hani bırakın hani bunu sorgulamamız hiç gerek yok. Amaç buydu diyorsun. Buydu amaç. Yani yaşam alanları insansızlaştırıldı, evet, önce, daha sonra da oraya kolayca gelip birileri yatırım yapsın, ormanlara el koysun, tabii, sulara, madenlere, taşlara, topraklara, tabii, el koysun gibi. Çünkü baktığımız zaman yani biz değil de hani başka birisi baktığı zaman milyar dolarlar görüyor Alakır Vadisi. Yani şöyle bakıyorum ya, bütün bu ağaçları kesip bütün bu suyu alıp, bütün madenlerini alıp bir şey yaparsak. Çünkü hani şehirde artık bir rant yok. Bir 10 yıllık yatırım aracı olarak görüyorum. Tabii. Orayı. Şimdi artık buralara kadar geldi bu iş. Hani aslında bir devrim kapanmasına şahit oluyoruz. Yani bir sistem çöküyor. Çünkü o sistemin kaynakları tükeniyor artık. Kendini tüketiyor bir nevi. Hani Alakır kadar bakir bir vadinin küçücük bir suyunun en başına kadar geldiyse artık bu iş zaten hani onun adına çivisi çıkmıştır, bitmiştir. Yenilebilir ve sürdürülebilir diyerek sunulan HES'lerin üretim kapasiteleri 10 megawattın altında gösteriliyor. Bu nedenle çevre etki değerlendirme yani ÇED raporuna dahi gerek duyulmuyor. Alakır Nehri debisi düşük bir nehir. Üretilmesi planlanan toplam elektrik miktarı on binlerce yılda oluşmuş bu doğa harikası vadiyi ve onun gerçek yerel sahipleri olan tüm canlı yaşantısını geri dönülmez bir şekilde tamamen yok etme niyetinde. Soruyoruz, bir hesap yapılmış mı? Buradan elde edilecek elektrik enerjisine kadar diye. Bu tahribatın sonucunu bizler de duymak istiyoruz. Onu insan olarak hani biz de çok merak ettik. Hani bu kadar yıkım ne uğruna diyorsun. Onu başta ben şey diyordum, hani bir balık kaç ampul yakar diyordum. Hani insanlar için, çünkü hani balık, kurbağa artık hani çok değerli şeyler değil. Onların kendi sadece bir ampul yakması için hani... hayatını gözden direkt yaşamını çıkartabilecek bir değer olarak bakılıyor. Biz de çok merak ettik ve normal bir vatandaş olarak bilgi edinme hakkımız doğrultusunda Enerji ve Piyasası Denetleme Kurulu'na bilgi edinme yasası dahilinde biz dilekçeyle başvurduk. Dedik ki hani bir tane şu anda zaten çalışan bir hidroelektrik santralinin bir senede ne kadar elektrik aldınız sattınız? Çünkü EPDK'ya satılıyor bunlar. Alım garantili sözleşmeler imzalandığı için. Oradan gelecek veri doğrultusunda da biz hani o megawatt'ı hesaplayıp, çünkü bu çok basit bir ilkokul hesabıdır yani şeyi, ürettiğimiz elektriğe karşılık tüketimimiz de bellidir. Hani bir çamaşır makinesi ya da bir AVM'nin tükettiği şeyler bellidir. Onu karşılaştıracaktık. Stratejik bir bilgi diye bize bu cevap verilmedi. Ama şimdi bizim için de stratejik olan buradaki yaşam. Ve kurulu güç diye bir şey var. Genelde hani şunu şeye benzetebiliriz. Yani 200 beygir bir arabanız vardır ve onun kurulu gücüdür. Ama hiçbir zaman o 200 beygirin tamamını, bütün kapasitesini kullanabileceğiniz bir yol ve hava koşulları yoktur. Şimdi bunlar zaten genelde hep mesela 5 megawatt, 4 megawatt, o en fazlası işte Kürcüs 10 megawatt olarak projeler, proje tanıtım dosyalarında yer alan projeler. Çünkü jeneratörler o kadar büyük. Ama bunlar hiçbir zaman yazın su farklı, kışın farklı şey. Hiçbir zaman onlar tam kapasiteyle dönmezler. Biz bunu sadece duyumlarımıza dayanarak söyleyebiliyorum. Çünkü elimizde dediğim gibi stratejik bilgi olarak bize verilmeyen bir cevaptan ötürü resmi elimizde bir resmi belgemiz yok. Ama mesela 4 diye söylenen bir şeyin maksimum 1-1,5 ürettiğini öğrendik. Biz orada çalışanların kendi ağzından. %30'a tekabül ediyor. Yine iyimser bir tahminlerle bütün bu 8 hidroelektrik santralinin tamamı yapılıp, ki bunlar merdiven şeklindedir zaten. En 1200 metredeki kaynaklardan başlar. Suyun denize ulaştığı. Ulaşıncaya kadar yatakta hiç su görmezsiniz siz. Bunların topladık en iyimser yine tahminlerle.
Sonra işte AVM'lerin ve 5 yıldız otellerin her odasında olan klimaları çalıştırıldığı zaman tüketilen enerji hesapladık. Yani bu koca vadi 60 kilometre uzunluğunda milyonlarca içinde canlı olan vadi, ki yani Alakır Nehri zaten bu koca çanağın, havzanın tek can damarı. Hani bir tek o var. Atar damarı. Siz bunu alınca zaten bütün vadi öldü. Bir vadi, Alakır Vadisi niçin öldürülüyor? İçindeki bütün canlılarla beraber. Gördük ki Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otellerin klimalarını çalıştırmak için. Tuğba ve Birhan Alakır'da 8 yılı aşkın süredir Alakır'ın özgürce akması için yaşam mücadelesi veriyor. Parayı hayatlarından neredeyse tamamen çıkarmış olmalarına rağmen Alakır mücadelesi için dördüncüsünün çalışmalarını sürdürdükleri albümlerini çıkardılar ve sokaklarda müzik yaptılar. Alakır'ın sesi içime akan, Alakır'ın sesi beni çağıran, Alakır'ın sesi içime akan. Elde ettikleri gelirle de avukat ve bilirkişi masraflarını karşıladılar. Peki suları ellerinden alınan köylü bu mücadelenin neresindeydi? Peki köylü sizin bu mücadelenize nasıl tepki veriyor? Şimdi köylü ilk geldiğinde hani bunu dediğim gibi hani köylü de kalmadığı için bizim en büyük sıkıntımız buydu. En büyük destekçimiz bizim Hamide teyze ile Durmuş amcaydı. Durmuş amca vefat etti. Hamide teyze tek başına kaldığı için göç etmek zorunda kaldı. Yani o Hamide teyze hep ağlardı. Durmuş amca ilk dere kurduğunda ağlardı. Böyle insanlar bunlar. Yani onun zaten o suyun neden var olduğunu, o suyun boşa akmadığını bilecek kadim bilgiye sahip insanlar. Onlardan sonraki jenerasyon zaten hani o şehre olan özlemle göç etmişler ve o bağları kopmuş, o bilgiler kopmuş ve cidden elektriksiz yaşayamaz hale gelmişler ki yani Durmuş amcanın ya da Hamide teyzenin, oradaki insanların bir sonraki jenerasyonları bize ziyarete geldikleri zaman şehirdeki arkadaşlarımdan daha böyle bir hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyor bize. Ben de onlara o şaşkınlıkla bakıyorum. Hani İstanbul'da Gezi Parkı'ndan gelen arkadaşlarım hani o kadar şaşırmıyor. Kendini evinde, yuvasında hissediyor, rahat ve huzurlu hissediyor. Ama işte buradaki jenerasyon, bir sonraki jenerasyon şehirde yaşamaya başlıyor. Geliyor, odun yakıyorlar, kuzine, kendi domates. Yani bu bağ koptuğu için ve köyde de yaşam kalmadığı için zaten yerel bir mücadele oluşmadı o mantıkta. Genelde hep daha duyarlı olan, Antalya'da, Kükümlüca'da daha duyarlı olan insanlar destek olmaya çalışıyorlar. Yani birkaç hane var. Yani biz burada artık tek komşumuz hidroelektrik santrali. Artık burada Ali amca vefat etti, amca teyze göçtü, Durmuş amca, Mehmet amca, kimse kalmadı burada. Yani o anlamda yerel mücadele verebilecek bir insan yok. Başta anlaşılamayan, kalanların da çoğu hani köyün merkezi denen aslında yazlıkçıların artık yoğunlukla geldiği Kemer'den gelen insanlar da yine genel ilk baştaki o kanı gibi romantik bir bakış açısı. İşte çevreci bunlar. Ateşist bunlar da. Çevreci ne demekse değil mi? Çevreci. Biraz gülümseyelim istiyoruz. Konu yöre halkından açılmışken Tuğba ve Birhan bölgeye taşındıklarında köylüler rastalı saçlı, ilginç kıyafetli bu gençler için neler dememiş ki? Çingene diyeninden satanist bunlar diyenine kadar. Köylüler siz ilk buraya geldiğinizde hani nasıl bir tepki verdiler, ne yaptılar? O hikayeleri güzel biraz alalım. Evet, ya ilk geldiğimizde tabii hani normalde herkes şehirden, köyden şehre giderken biz bunun tam tersini yaptık 10 sene evvel. Olacak işte. Olacak iş değil de evet. Yani doğal olarak biz sorguladılar. Hani herkes kendi dünyasına göre bize bir hani bir ister ya insanlar bir kavram oturtmak. Yani o zaman rahatlarlar çünkü. Bayağı bir herkes kendi açısından denedi. İşte birisi çingene dedi, birisi hippiler bunlar dedi, birisi misyoner dedi, birisi mit dersiniz siz dedi. İşte altın o dönem arayıcısı. Altın arayıcısı oldu. Ama hani hiçbir zaman onu şey yapamadılar. Hani bunu isim takıyorlar ama yapışmıyor üstümüze, olmuyor yani. İşte o dönemde bir satanizm muhabbeti vardı televizyonlarda. Bir amca da onu duymuş herhalde.
O ama anlamamış bunu. Fataşist olarak bunu algılamış. Hatta yol sonulduğunda öyle diyormuş işte. Aa, fataşistler mi aşağıdalar diyormuş. Ama negatif bir şey olarak söylemiyordu. Yani fataş ha gibi yani. Pozitif bir şey olarak. Yani sevimli bir şey fataşizm evet. Yani. Bir de sizin bir müzik hikayesi var. Yani onu da kısaca konuşmak isterim. Yani Alakır Kardeşliği diye bir platform. Alakır Nehri Kardeşliği ve ona gönül veren gençlerin oluşturduğu müzisyen arkadaşlar albümler yaptılar galiba. Dördüncüsü mü yayınlandı şimdi? Alakır'ın sesiyle üstünde başlayan. Çalışılıyor şimdi. Dördüncüsü üstünde çalışıyor. O nasıl, kısaca ona da değinebilirsen. Yani nasıl başladı? O neler yapılıyor bu konuda? Şarkılar nasıl ortaya çıkıyor? Ya işte bu biz HES'le mücadeleye başladığımız anda hukuksal mücadele de başladı. Bilimsel ve eylemsenin yanında. O sırada da bizden işte 8 tane dava açtık sanırım. Her biri için işte ortalama 4000, 5000, 3500 lira gibi bir rakam. Bilirkişi paraları. Bilirkişi paraları istendi. Tabii biz de hani mülkiyetsiz, parasız bir hayatımız var ve bunu nasıl yapacağız diye düşünürken işte aslında çok da güzel oldu. Hani herkesin destek olduğu bu. Yani ben gitar çalıyorum, evet. Ben sesimi katıyorum bu mücadele. Evet. Yani Alakır'ın sesine ses veriyorum dedi birisi. Birisi bir albüm oluşturdu. Keman çaldı, birisi durum çaldı, def çaldı derken evet. Bir albüm oluştu. Evet. Bu albümleri de biz bastırdık ve sonra işte hani hem insanlara hani bu paraları toplamamız gerekiyor. Ama ve kuru bağış toplamamak evet. için hani sanatı da onun gücünü de kullanıp insanlara destek olmalarını sağlayacak bir şey oluşturup işte kim ne kadar vermek istiyorsa 3-5 hani o şekilde o albümler oluşturuldu. Ve o sayede de biz o bütün hukuksal mücadelede ki parayı çıkartmış böyle, olduk. Böyle 30-40 bin lira kadar. Ve böylelikle de daha çok insana ulaştık. Alakır'da yaşam şehir hayatına alışanlar için hiç de kolay değil. Mutfak, tuvalet, banyo dışarıda. Buzdolabı ve çamaşır makinesi yok. Erkekler doğaya kaçmak ister ama kadınlara bazı şeyler zor gelebilir diyen Tuğba Günal'la Alakır'da yaşamı konuşuyoruz. Hani erkekler biraz daha hani köylerine geri dönmek isterler ama işte kadınlar çamaşır makinesi ister, bir şey ister. Hani evet. Nasıl olacak bu denir. Hep bir hani engel gibi gözükür kadınların aslında durumu. Ama hani bana göre aslında hani ben burada konforu buldum diyebilirim yani. Çünkü hani, konfor doğada diyorsun. Evet, yani konfora huzur doğada. Nasıl baktığınızla ilgili. Hani ben konfora hani çamaşır makinem var, işte benim için her şey kolaylaştırılmış, buzdolabım var olarak bakmadığım için. Alacağım sana. Hani ben o yüzden hani burada özgürlüğü buldum. Burada hani o kadın olmak neyse burada onu daha iyi yaşıyorsunuz aslında. Hani çünkü ne yapıyoruz işte şehirde evlerimizde işte tamam çamaşır makinelerimizi atıyoruz işte buzdolaplarımız var falan ama hani ne yaşıyoruz onu pek bilmiyorum. Hani burada çok daha rahat özgürce işte mutfağınız dışarıda doğayla iç içesiniz. Yani burada hani suyla hep bir temas içindesiniz. Tuğba ve Birhan kimyasal hiçbir şey kullanmadan doğal yöntemlerle tarım yapıyorlar. Evdeki tüm atıkları ürettikleri ürünlerin üzerine atarak gübre olmasını sağlıyorlar. Yaptıkları yöntemi gelin onlardan dinleyelim. Evet, şimdi Alakır'da Tuğba ve Birhan'ın ektikleri, diktikleri alandayız. Burada farklı bir model görüyoruz aslında. Yani gördüklerimizin dışında bir sistem var. Az önce içeride de biraz konuşmuştuk ama biraz bahsedebilirsek ne yapılıyor burada? Aslında burada temel mantık hiçbir şey yapmamak. Yani bir kere bu yağmur hendeklerini gördüğünüz bu hendekleri açıyoruz. Ortada toprağı hendek için aldığımız toprağı ortada biriktiriyoruz. Ve bir daha hiç bu hendekteki toprağı basmıyoruz. Hiçbir şey el sürülmüyor. El sürülmüyor. Yani o salgın olarak durması önemli. Yani bastığımız zaman, sertleştirdiğimiz zaman çünkü bitkinin kökü rahat gelişemiyor ve devamlı buraya gördüğünüz gibi organik olan her atığımızı atıyoruz. Bu ne olabilir? Odun külü olabilir, odun parçaları olabilir, sebze meyve atıklarımız olabilir. Eskimiş organik olan yine yün kazaklarınız, iplikleriniz olabilir. Yani doğal olarak
bütün her şeyimizi, burası bir nevi bizim çöplüğümüz ve çöplükten organik olarak temiz gıdalarımızı üretiyoruz. Bu ne sağlıyor bize? Devamlı üstü kapalı olduğu için rüzgar, yağmur ve güneş erozyonunu engellemiş oluyoruz. Üstünde attığımız bu malzemeler çürüme sürecinde bir ısı yayarlar. Ve o ısı ve nemli ortam bir bitkinin gelişmesi için aslında en sağlıklı koşulları sağlıyor. Ve mineral ve biyolojik çeşitlilik olarak da çok zengin bir ortam sağlıyor ki bir bitkinin ihtiyaç duyduğu her türlü vitamin, mineral, o toprak oluşumu sırasında siz toprağa vermiş oluyorsunuz. Yani sizdeki atığı siz toprak oluşumu için toprağa, yani olması gereken yere tekrar dönüştürdüğünüzde o size tekrar bunu ürün olarak geri veriyor. Bu yağmur hendekleri de yağmur erozyonunu engellediği için bu aşırı yağmurlarda, sellerde sadece doluyor ve yavaş yavaş toprağın bu hendeklerin yanlarından nem almasını sağlıyoruz. Uzun soluklu. Doğal bir damlama sulama sistemi gibi bir şey yapmışsınız. Evet, yani aslında doğayı taklit eden sistemdi. Bunlar normalde ormanda baktığınızda sonbaharda yapraklar sararır, düşerler ve tohumları koruma altına alırlar. Yani bir nevi bir yastık, yorgan görevi görürler. Onun altında da don görmezler, sıcak dururlar ve o yapraklar çürürken bir ısı yayarlar ve nemli kalır. Soğuk kuru poyrazlara da maruz kalmadığı için kış boyunca. Bu bir bitkinin sağlıklı gelişmesi için en uygun ortamı sağlar. Yani uygun derken zaten doğada da döngü bu. Biz bunu alıp direkt kendi ihtiyacımız olan sebzeler için uyguladık burada. Onun için pek bir müdahale etmiyoruz. Çapa yapmıyoruz. Budama yapmıyoruz ve burada bütün bitkiler bir arada yaşıyorlar. Yani askeri düzen, hani bir domates, biber olmuyor. Mısır, fasulye mısıra sarınıyor. Kabak domatesi gölgeliyor gibi karışık yapıyoruz. Onun için zaten zararlı mücadelesi de söz konusu olmuyor. Zararlı diye de bir şey yok dediniz. Evet, yok. Çünkü hani gelen bir şey, mesela onun da doğada yeme ihtiyacı var. Domates yiyecek. Ama burada o çiçeklerin, biberlerin, hani birçok değişik sebze türlerinin arasında, otların arasında gördü bir tane domatesi yiyor. Ama diğer hani normal çıplak bir arazide yan yana monokültür olarak tek tipçi bir tarım modelinde bir zararlı tırnak içine geldiği zaman hani bütün bahçeye yayılır o. Burada yayılma imkanı olmuyor. Hani bizim alacağımız ürünü etkilemeyecek kadar gelirse hani onun hakkı diyoruz artık. Bir tane domates, iki tane domates yiyor gidiyor. Bu sistemi yani uygulayan birileri var mı? Tabii artık yani kendine yeterli toplum modeli olarak bunu hani ticari olarak düşünmeyip sadece kendinize sağlıklı ürün yetiştirmek istiyorsanız şu anda dünyada geçerli model bu kullanılan. Kendinizi doğanın kucağına bıraktınız. Peki huzurlu musunuz sorumuza? Birhan Erkutlu şu yanıtı veriyor. Biz hiçbir zaman hayatımızın sonuna kadar huzurlu olamayacak insanlarız. Yani bunun farkındayız. Yani dünyanın ve bu ülkenin geri kalanında insanlar sağlıksız gıdaya, sağlıksız barıma ve sağlıksız içme su koşullarına mahkum edilmişken biz kendimizi kurtardık, ne kadar da sağlıklı besleniyoruz, ne kadar da huzurluyuz diyebilecek bir kafamız yok. Onun için hep takipteyiz zaten ve sonuna kadar da herkes için ortak ve kardeşçe bir mücadele için elimizden geleni hep yapıyoruz. Cesaretle, hiç çekinmeden, hiçbir şeyden. Şimdi bu ortamda cidden hala biz bu tarz beslenmeye, bu tarz yaşamaya devam ederek barıştan, kardeşlikten, uyumdan bahsetmemiz çok zor gibi geliyor bana. Çünkü hastalanıyoruz. Ruhumuz hastalanıyor. Fiziksel olarak hastalanıyoruz. Birçok hastalıklara kavuşuyoruz ve bu aslında o kadar ironik ki aslında var ve bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Hani ekonomik büyümemize gerek yok. Bunun için böyle acayip böyle zihnisini projelere, çılgın projelere. Bu kavramlarla konuşmamıza gerek yok. Çılgın projelere hiç ihtiyacımız yok. Doğa en büyük çılgın proje zaten. Hani onu sen yanına bile yaklaşamazsın. Onun var ettiklerinin yanına bile yaklaşamazsın. O zaten orada duruyor ve var. Sadece senin gidip onu kardeşlik içinde, barış içinde almanı, toplamanı bekliyor. Yani toplayıcı olabilirsin. Birhan'ın bu sözleri üzerine ünlü şair Nazım Hikmet'in "Hapiste yatacak olana bazı öğütler" şiirindeki şu mısralar geliyor aklımıza. İçeride bir tarafınla yapayalnız kalabilirsin, kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın öylesine karışmalı ki dünyanın kalabalığına, sen ürpermelisin içeride, dışarıda 40 günlük yerde yaprak kıpırdasın. Onlar dünyanın sızısını yüreklerinde hisseden, dışarıda yaprak kıpırdasa ürperen insanlardan. Sorun dünyada üretilen ürünlerin yetmemesi değil, sorun ürünlerin adil dağıtılmaması. Birileri açken birilerinin aşırı tüketim halinde olması.
Bu da beraberinde birçok çatışmayı ve daha doğal koşullarda yaşamayı engelliyor. İnsanların sağlıklı olmayan gıdalarla beslenerek dayatmalı bir yaşam tarzında aslında aynı şeyleri yaparak çarkı döndürdüklerini söylüyor Birhan. İnsanların neden şiddet yanlısı olduğunu ise şöyle anlatıyor. Bu ortamda cidden hala biz bu tarz beslenmeye, bu tarz yaşamaya devam ederek barıştan, kardeşlikten, uyumdan bahsetmemiz çok zor gibi geliyor bana. Çünkü hastalanıyoruz, ruhumuz hastalanıyor, fiziksel olarak hastalanıyoruz, birçok hastalıklara karışıyoruz ve bu aslında o kadar ironik ki aslında var ve bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Hani ekonomik büyümemize gerek yok. Bunun için böyle acayip böyle zihnisini projelere, çılgın projelere... Bu kavramlarla konuşmamıza gerek yok. Çılgın projelere hiç ihtiyacımız yok. Doğa en büyük çılgın proje zaten. Hani onu sen yanına bile yaklaşamazsın. Onun var ettiklerinin yanına bile yaklaşamazsın. O zaten orada duruyor ve var. Sadece senin gidip onu kardeşlik içinde, barış içinde almanı, toplamanı bekliyor. Yani toplayıcı olabilirsin. Tabii ki de bu kadar şiddet. De sokağa çıkıyoruz. Çünkü üzgünüz, agresifiz. Yani yediğimiz şeyler çok sağlıksız. Bu ruhumuza, kalbimize dokunuyor. Ve bu öfkemizi bir yere çıkartmamız lazım. Boşaltmak gerekiyor. Eskiden insanlar hani meydanlarda toplanıp sopayla, kılıçlarla işte kadınlar, çocuklar köyde bırakılırmış. Bir yerde hesaplaşılmış. Şimdi öyle bir kültür diyor. Bu kadar iç içe girmiş ki çocuklar zarar görüyor. Masum insanlar zarar görüyor. İşte bu projelerle masum balıklar, kurtlar, kuşlar. Yani o kadar masuma zarar vermeye başladık ki artık hani savaşın bile, ben karşıyım tamamen her koşulunda, her şeklinde ama savaşın bile adaletini yitirdik. Yani savaşın bile bir desturu olur diyorsunuz. İşte dediğim gibi en eskiden en azından bir hesaplaşma varsa erkekler savaşmak isteyenler kendi tercihleri uzakta bir meydanda buluşur. Kadınlar, çocuklar bir yerde bırakın, onlar da ne yapar? Pataküte hepsini aynı elinde silahla çarpışırlarmış. Ama şimdi öyle bir şey yok ya. Ekmek almaya giden bir çocuk öldürülebiliyor bugün. Eskiden savaşın bir adaleti vardı. Savaşmak isteyenler bir araya gelir ve savaşırlardı. Ama ya şimdi öyle mi? Ekmek almaya giden bir çocuk ölebiliyor bu ülkede diyor Birhan. İçimiz burkuluyor. Berkin Elvan'ı ve Türkiye'de öldürülen çocukları bir kez daha hasretle anıyoruz. Gezi olaylarına inanamayanlardan biri de Birhan. Bu çocuklar inanılmaz diyor. 9 yıl aradan sonra ise ilk kez bu çocukların umudu onu İstanbul'a götürmeye yetmiş. Onlarla aynı ağacın altında Alakır'daki huzuru hissederek uyuduğunu anlatıyor. Kent, yani benim en azından gördüğüm kadarıyla Gezi Parkı'nda aşık olduğum kadarıyla. Çünkü Gezi Parkı'ndaki o ağacın altında Alakır kadar huzurlu ve rahat uyku uyudum ben her zaman. Oradaki o kardeşlik, o insanların o doğaya olan o düşkünlüğü. Yani cidden 3-5 ağaç. Hı hı. Ve milyonlarca insan. Yani olacak iş değil aslında. Yani o 3 ağaç için insanlar ne kadar aşk ve sevgi ve barış ve kardeşlik içerisinde o ağaçların altında ve bu kadar tehdit varken etrafı hani sarılmış durmadan bir tehdit varken yine her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen sakinliklerini, barışlarını koruyup yaşayabilmeleri inanılmaz bir umut. Gezi Parkı'nda hep söylenir ya 90'lı gençlik hani cidden yeni bir jenerasyon, yeni bir soluklar. Yani şimdi bizim koşullarımız çok farklıydı. Yine biz küçüklüğümüzde bakın çok ilginç İstanbul'da çeşmeden su içilirdi. Hatta ilk plastik şişesinden su geldiğini hatırlıyorum. Kim alır bunu diyerek dalga geçilirdi. Bostancı bostandı cidden. Sebzeler, meyveler oradan gelirdi. O zaman kimyasal ürün geldi, o hiçbir şey yok. Evlerimiz eski Rum evleriydi. Doğru açıda yapılmış, eski altında kuyu olan. Yani öyle çılgın bir mimari yoktu. Sokak mahalle kültürü vardı. Hepimiz sokaktaydık. Şimdi bu 90'lı gençlik bunların hiçbirisini görmedi. Yani tamamen plastik şişenin, televizyonun, internetin, sokakların tamamen insansızlaştırıldı. Hatta çok ilginç bir şey duydum. Ben ilk Gezi'ye gittiğimde çok garip budanmış ağaçları gördüm. Çünkü 10 senedir İstanbul'a gitmediğim için hani çok algı kırılması oldu bende o anda. Hani değişik şeyler dikkatimi çekiyor. Ya bu ağaç öyle bir budanmış ki bir arkadaşıma sordum. Hani bu ağaçlar niye böyle çılgınca budamışlar? Çocuklar tırmanmasın diyeymiş. İnanabiliyor musunuz? Hani biz çocuklar olarak tırmanarak büyüdük zaten. O zaman o ağacın ne işi var orada? Süs mü ağaç orada? Ağaçtan, çocuklar, böcekten, ottan, kısacası yaşam için en temel olan birçok değerden yoksun bırakılmış, yalıtılmış bir kuşak. Ama kalpleri çok güçlü. Evet. Hani o, onun hani yok zannedilen, hep çünkü herkes çok yargılıyor dolayısıyla, çok apolitiksiniz, sırf bilgisayar başındasınız, internet başındasınız diye. Ama demek ki başka bir şey birikmiş içeride. Yani elle görülür.
elle dokunulamayan, gözle görülemeyen, dillendirilmeyen bir şeyler kalpte büyüyormuş. Hani hep diyorum ya, hiçbir zaman insanoğlunu böyle baskılayamayacaklar. Yani hiçbir zaman biz robot olmayacağız. Ya bu mümkün değil, insan doğasına aykırı. Cidden hani beynimizi, kalbimizi yok etmeleri, almaları lazım. Bu jenerasyon da öyleydi. Ben inanamadım 15-16 yaşındaki çocukların. Yani pırıl pırıllar ve öyle bir aşk içindeler ki ben çok mutluydum. Hep tüylerim diken diken gezdim Gezi Park'ı. Uyuyamadım hiç. Yani hep onlarla geçirmek istedim her anımı. İnanılmaz bir umut bu. Yani çünkü bu çocuklar daha genç yaşta, biz çok sonradan sorgulamaya başladık çünkü. Çok genç yaşta bir şeyleri çok doğru bir şekilde, doğru ve sevgi bakış açısıyla sorgulayıp kendilerine göre de evet cesaretle bu yanlış, bu ağacı kesemezsiniz deyip o kadar şiddet yanlısı bir kültürün başında silahsız olarak durabiliyorlar. Yani bu büyüdür zaten. İki ağaç için çıktık yola. Olay sadece iki ağaç mı diye soruyoruz. İki ağacın aslında nelere mal olduğunu Birhan anlatıyor bizlere. Normalde kesilen bir ağaç değildir aslında. Ve yerine dikilemeyecek birçok şeyi yok etmiş olur. Çünkü ortalama bir ağacın üzerinde 150-200 tane canlı barınır. Ağaç kuru kuru sadece bir keresteden oluşmuyor. Birçok şeye ev sahipliği yapar. Birçok canlıya barınaktır, yuvadır, besin kaynağıdır. En ufağından en büyüğüne, sincabından kuşuna kadar. Şimdi siz bir ağacı keserseniz onların yuvasını da bozmuş olursunuz, besin kaynaklarını da yok etmiş olursunuz. Bir ağacı keserek birçok canlıyı da öldürmüş olursunuz. Ya yani bir ormanı keserseniz sadece ağaç kesmiş olmuyorsunuz. O bölgede kuşundan sincabına, tilkisine, şeyine kadar onun o ağacın varlığıyla olmuş olan, o atmosferde beslenen, barınan, saklanan, yuvasını oluşturan birçok hayvanı da yok etmiş olursunuz. Onun için bir ağaç dikince bir sincabı, bir kuşu da dikemezsiniz oraya. Zaten iki ağaç aslında birçok şey içinde barındırır. Yani gören için bir ağaçtır, o ağacın hisseden gitmesi için aslında bir masalın şeydir. Gitmesidir. Aslında bir tabii. Peynir türünün gitmesidir. Tabii. Değil mi? Aslında bir yoğurt biçiminin kaybolmasıdır. Yani toplamda hayatın şeydir. Tam ortasına sokulmuş bir hançer. Birçok şeydir. Yani var ettiği ekosistemiyle, mikro iklimiyle, oksijen, karbondioksit dengesiyle, azot dengesiyle. Yani aslında bir ağaç, bir ya da iki ağaç, hani yaşamın ve canlılığın tamamen kendisidir o manada.